bir saattir yürüyoruz zor koşullarda. Merdiveni durdu. Allah'ın kahretsin ya. Yol kenarında terk edilmiş araçlar. Nerede? Tamam mı? Yürüyüş bölümden. Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 25 Ocak 2022 Salı. Dün yani 24 Ocak 2022 Megakent İstanbul'un karla imtihanında sınıfta kaldığı bir gün oldu. Kitlesel olarak büyük bir felaketin eşiğinden dönmedik belki ama arabasıyla saatlerce yolda kalanlar, kara saplanıp buz gibi soğukta esir olanlar, benzini bittiği için kontak kapatanlar, belediye toplu ulaşım araçlarında balık istifi esareti yaşayanlar için bu cümleyi kurmak zor değil ki zaten biz de İstanbul'da kar felaketi başlığını tam da bunu yaşayanlar için attık. Sayıları hiç de az değil. İstanbul'un Avrupa yakası dün buz devrini yaşadı. E5 kilitlendi, Bağcılar, İki Telli, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece hattı İzlanda'dan Sibirya soğuklarından farksızdı. Karla mücadelede yetersiz mi kalındı sorusu dün akşam saatlerine kadar belki geçerliydi, artık bu bir soru değil. Dondurucu bir tecrübeyle şahitlik ettik bu meselenin cevabına. Bu hafife alınacak bir iş değil elbette. Teselimiz belki şu olabilir, kimsenin canı yanmadı neyse ki. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik çok ciddi bir tepki var. Ana yolların dahi yeteri kadar tuzlanmadığı, kar küreme araçlarının önceki yıllarda olduğu gibi belli noktalarda önceden beklemediği ortada görüntüler var ki yağış da aslında sürpriz değildi zaten. Günler öncesinden uyarılar gelmişti. Ama sorumlular konuyu ne kadar önemsedi, ortaya çıkan koordinasyon eksikliği, bunlar çokça tartışılması gereken konular. Çok görüntü var, haberlerimizde izleyeceksiniz. Canlı bağlantılarda da sıcak noktalara gideceğiz ya da belki de soğuk demek lazım. Önce son 24 saatte ne yaşandı? İstanbul'un karla mücadelesinde neler oldu? Bir bakalım. ATV Haber başladı. Kimi ateş yaktı, ısınmaya çalıştı. Burası Kaybaş arkadaşlar, vatandaşlarımız fırıncının önünde ateş yakmış, ısınmaya çalışıyor. Kimi ise aracını bırakıp yürümeye başladı. İnsanlar ne halde, ne vaziyette? Evine varmak isteyenlerse türlü türlü yol denedi. Evet, göster İstanbul'un halini, göster. Dön bu yana, dön bu tarafa. Arnavutköy yolu burada. Üç gidişli, üç gelişli yol. Yolda kaldık. Ama traktörcü dayı yetişti. İstanbullular gecenin dondurucu soğuğunda çaresizliği iliklerine kadar hissetti. Böyle bir rezalet görülmedi. Hayatımda 25 seneden beri. Geldi geliyor derken mega kenti vuran kar yağışı ilk şiddetini öğleden sonra gösterdi. Kaç saattir yoldasınız? 6 saattir yoldayız abi. Hazırlığınız var mıydı? Suyunuz, yemeğiniz, ekmeğiniz? Hiçbir şey yok abi. Alsas bekledim. Kaç saattir yoldasınız? Abi 8 saat oluyor. Böyle bir rezalet görülmedi. Hayatımda 25 seneden beri. Akşama doğru tipi arttı. Trafikte araçlar kontak kapadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yani şu ana şartlardaki şu hale bakın. Saat 6'da işten çıkılmış. Bu saate kadar ne arayan var ne soran var. Yani bu hizmet böyle mi? Sırıfta kavurdu maalesef. Hastaneden geliyorum. Şimdi benzinin bitmek üzere. Otomobiller, kamyonlar, tırlar hepsi kara saplandı. Saatler birbirini kovalarken İstanbullular tam anlamıyla zemheriyi yaşadı. Şu karşı yola baksana abi. Bak buna bomboş, karşı yola bak. Bir çalışma var mı? Hiçbir çalışma var mı Allah'ını seversen? Buradan güneşe 10 dakika olmadı ya. 10 dakika ya. 10 dakika sonra 6 saat. Yaklaşık 2,5 kilometre 2500-3000 aracın yolda kaldığı bir yerdeyiz ve 5 saattir bu şekilde beklemedeyiz. Aracını kara saplanmış vaziyette bırakıp yürüyenler. Yürüyorsunuz. Gerçekten çok zor durum. Evet, göster İstanbul'un halini, göster. Dön bu yana, dön bu tarafa. Arnavutköy yolu burada. 3 gidişli, 3 gelişli yol. Ne aldın? Ölü şehir. Burası trafik. Normalde filmlerdeki gibi. Aç susuz halde gelecek yardımı bekleyenler. Ayakların ne çıplak? Çıplak, yemek geldik sağda solda, yemek arıyoruz, yemek getirdik buraya. Dolapları ıslandı adamın. Islandı yani. Evet evet. Şu anda saat gece yarısını geçti ve bu saatte İstanbul'da trafik yoğunluğu %90'ın üzerinde. Kar şu anda birazcık etkisini kesti ama Avrupa yakasında deyim yerinde ise araçlar kontak kapattı. Sivas'ta aradan geliyoruz. Kaç saatte geldiniz İstanbul'a?
Hangi gün olduğunu unuttum. 35-40 saat oluyor herhalde. İlginç yollara başvuranlar da oldu. İnsanlar ne halde ne vaziyette? Yolda kaldık ama traktörcü dayı yetişti. Arkadaşlar şu an kepçenin üstündeyiz. Böyle gidiyoruz. Çünkü yürüyemiyoruz. Tehlikeli değil mi öyle? Araba çıkmıyor abi. Burası Kaybaş arkadaşlar. Vatandaşlarımız fırıncının önünde ateş yakmış, ısınmaya çalışıyor ve ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Tekrardan yola devam edeceğiz. Saatler ilerleyip soğuk dayanılmaz hale geldiğinde ise isyan sesleri daha da arttı. Gerçekten rezillik şu an. İBB'nin önündeyim. İBB'nin önünde araç geçmeyen yerleri şu an kar küreme aracıyla küremeye çalışıyorlar. Abi kar yağışı çok yoğun bastırdı. Ne diyorsun? İmamoğlu'na göster bunları. İmamoğlu'na bak, İstanbul'un halini görüyorsun. Burası neresi? Barbaros Bulvarı. Aynen başkanım, yollar çok açık şu anda, harika. Elinize sağlık. Her şey çok güzel. Evet, trollük yapıyoruz değil mi? Bak burada perişanlığı görüyorsun. Tepki gösterenler arasında ünlü oyuncu Şafak Sezer de vardı. Video paylaştı. 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Gözünüzü seveyim, şurayı açtırın. Önce sıcak yiyecek ve içecek yardımı geldi. Güzel efendim, çok reklamımız var. Teşekkür ederim. Afiyet şeker olsun. Çayımıza ben sigara. Ben de sigara böreği kızarttım. Elimizden geldiği kadar işte yardım etmeye çalışıyoruz. Hay Allah razı olsun. Eyvallah. Kaç saattir eyvallah yoldasınız? En az 4-5 saat. Sonra da mahsur kalanlar AVM'lere, camilere, kahvehanelere sığındı. Vatandaşlarımızın dikkatine. Aramızda Sanayi Camii sizlere kapısını açmıştı. Sıcak çay ikramımız bulunmaktadır. Sağ olsunlar, işte burada sıcak bir ortamda bekliyoruz. Dün saat 3'ten beri biz yollardayız. Hiçbir tane kar küreme aracı veya bir tuzlama aracı yok. Geldik camiye açmışlar Allah sağ olsunlar. Durumu daha vahim olanlar da vardı. Abi sakin siz sakin bir şekilde. Tamam. Kalp krizi geçiren bir hasta evinden kepçeyle alındı. Bir vatandaş kalp krizi geçiriyor, evinden aldık kepçeyle. Doğumu başlayan iki hamile kadın da itfaiye ve UMKE'nin yardımıyla kurtarıldı. Araçlar ticari, geri git. Araçta hasta var. Cenazesini götürmeye çalışan bir kişi ise yakınının tabutuyla ortada kaldı. Cenazeye gidecektik. İmamdan şoför cenazemizi alıp bize 1,5 kilometre ilerideki camiye taşımamızı söyledi. Büyükşehir Belediyesi kendi ellerinden hiçbir şey gelmediğini söyledi. Cenazemizi aldık. Şu an Sultan Gazi Belediyesi aracına koyduk. Şu an cenazemiz